Norveç kralıyla kraliçesi Cumhurbaşkanı Gül ve eşi tarafından karşılandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de öğrenci evi tartışması vardı. Suriye'de savaş uçakları Halep kent merkezine bomba yağdırdı. CHP yönetimi anayasa değişikliği konusunda üzerinde anlaşılan 60 maddenin meclisten geçirilmesi projesinde geri adım attı. Başbakan Maliki ile görüşen Bakan Davutoğlu daha sonra Iraklı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Erdoğan, Varşova'daki resmi temaslarının ardından kaldığı otele girerken sürprizle karşılaştı. Muhalefetin özel hayata müdahale suçlamasına AK Parti'den cevap geldi.